Hayırdır oğlum? Arıyorum, niye açmıyorsun? Lan, yoksa seni dolandırdığım için mi konuşmuyorsun? Şimdi anladım. Seni işten çıkarıp yerine göçmen işçi alsın diye söylemiştim patrona. Ondan dolayı böylesin değil mi? O da değil. O zaman senin adına sahte hesap açıp kız ayarladım ya. Ondan dolayı değil mi? Öyle bakma lan. Yakışıklı olduğun için değil herhalde. Kendi adıma çok hesap açtım. Biraz da senin adını açayım dedim. Ne olmuş? Anladım. Ev sahibine sen üçkağıtçı olduğunu söyleyip evden kovdurttum diye böylesin değil mi? Ya da de olabilir. Babanı arayıp uyuşturucu kaçakçısı olduğunu söyledim. Ondan dolayı. Değil mi lan? Ulan saydıklarımdan bir tanesi olmalı değil mi? Şimdi anladım neden benle konuşmadığını kerata seni. Tabii ya. Ulan bu kadar basit bir şey için bana küseceğini zannetmezdim. Ne olmuş lan seni uyutup böbreklerini sattıysak? Bak gördün mü? Yara yerin bile iyileşmiş. Amma abarttın ya. Ben de sandım. Geçen iki kişiyi öldürdüler de senin üstüne attım. Ya bakma öyle şaşkın. Ben nereden bilebilirdim ki senin dükkanı soymadığını? Bakma oğlum öyle mal gibi. İnsanlık hali bu. Ben nereden bilebilirdim ki bankayı senin soymadığını? Ben de gittim polise seni şikayet ettim. Tamam oğlum. Bir şey deme, haklısın. Olaya bir de şuradan bak. Artık dünyaca tanınan ünlü bir saldırgansın. Ama önemli olan nedir biliyor musun? İnan seni kıskanmamak elde değil. Bak nasıl da meraklandın. Sen artık sen değilsin. Halkın aradığı en azılı suçlu sensin. Ne oldu lan? Şaşırmadın? Sen de alıştın değil mi? Bir şey söylesene oğlum. Hadi ben gidiyorum. Seni arayan olursa da şaşırma sakın. Abartma lan, sakin ol. Hem ben anlatmasaydım kim bilirdi ki bu kadar prestijli biri olduğunu. Hadi bana eyvallah.